Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere batarya süresi uzatma tekniklerini önerilerini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Wi-Fi'yi, konumu, Bluetooth'u ve mobil verileri kullanmadığımız zaman bakın şuradan sağdaki üçten bütün pencereleri açabiliyoruz. Android KitKat bu. Wi-Fi kullanmadığımız zaman kapatabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde konum bize sürekli lazım olmuyor. Bir etiketleme, check-in yapacağımız zaman lazım oluyor. Aynı zamanda Bluetooth'u kullanmadığımız zaman, mobil veriyi kullanmadığımız zaman bunları kapatabiliriz. Bunlar bizim şarj süremizin uzamasını sağlar. Aynı şekilde NFC ve diğer özellikleri de kapatabiliriz. Telefonu güç tasarrufuna alabiliriz şarjımız azaldığı zaman. Bu menü böyle arkadaşlar. Bakın NFC sol altlara doğru. Mobilyayı hemen onun üstünde. Wi-Fi, Bluetooth sağda. Bu şekilde arkadaşlar. Bu ekranda batarya tasarruf için bunları yapabiliriz. Gelelim diğer kısmı arkadaşlar. Ekran parlaklığı kısmı. Ekran parlaklığınız otomatikte ve şu an gördüğünüz gibi orta kısımda durursa daha iyi. Ben şu an video çektiğim için otomatikten çıkarıp en parlak moda alıyorum arkadaşlar. Sizler otomatik ve ortada yani sıfır bölmesinde tutarsanız batarya süreniz uzayacaktır. Ayarlar kısmında yapmamız gereken şeyler var arkadaşlar batarya süresinin uzaması için. Bakın NFC'si olan telefonlar için NFC'yi kullanmadığımız zaman NFC'yi kapalı tutmalıyız arkadaşlar. Aynı şekilde USB'mi ve yakındaki cihazlar özelliklerinde kapalı tutmalıyız ki bizim şarjımız, bataryamız çabuk bitmesin arkadaşlar. Yine burada da Bluetooth ayarlarını ve Wi-Fi ayarlarını yapabiliyoruz. Kullanmadığımız zaman Bluetooth ve Wi-Fi'yi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kapalı tutuyoruz. Benim Wi-Fi'm şu anda açık video çektiğim için. Daha sonra arkadaşlar ana ekrana gelelim. Ana ekranda Clean Master diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamada şuraya gelelim. Clean Master. Bu uygulamada Clean Master'da açılıyor uygulama. Gereksiz dosyaları temizleme seçeneğini seçerek telefonda bunların gereksiz yere yer kaplaması ve RAM'de çalışmasını önleyebiliriz. Şu anda taranıyor gereksiz dosyalar. 468 MB gereksiz dosya varmış. Aynı şekilde Clean Master'da arkadaşlar boşaltma şeklinde bir bölüm de var. Şimdi oraya geliyoruz. Telefon hızlandırma. Telefon hızlandırmaya basıp bize liste şeklinde şu an arka planda çalışan uygulamaları gösteriyor. Bakın Facebook, Google artı, WhatsApp falan. Hızlandır tuşuna basıyoruz ve bunu aklımıza geldikçe hızlandırmayı aklımıza geldikçe yapalım arkadaşlar. Telefonumuzun bataryasından oldukça tasarruf sağlarız. Bunun bir kısa yolu da var arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Clean Master'da telefon hızlandırmanın kısa yolu işte şurada sağ altta gördüğünüz yuvarlak hızlandır tuşu. Bunu widget olarak Clean Master'da bulabilirsiniz. Hızlandıra bastığımızda bu şekilde bir simge çıkıyor ve telefon hızlandırıldı şeklinde bize uyarı veriyor arkadaşlar. Batarya tasarrufunun bir diğer önemli yöntemi de bir uygulama arkadaşlar. Şu gördüğünüz asma yaprağı şeklindeki Green If uygulaması. Bu Green If uygulamasının nasıl indirileceğini, nasıl kullanılacağını, ayarlarının nasıl yapılacağını kısa şekilde başka bir videoda anlatmıştım. Bu Green If uygulaması arka planda çalışan programları durdurmaya zorlar. Bakın mesela bir widget'ı var Green If'in de. Bakın uyut ve ekranı kilitle. Buna basarsanız arkadaşlar uygulamaları sonlandırır. Ben ekranı kilitlemeden bu widget'ı çalıştırayım size. Gel şimdi çalıştırırsam videoda durur. Çalıştırmaktan vazgeçtim. Şuna basıyoruz arkadaşlar Green If'i yükledikten sonra ve widget'larını koyduktan sonra. Şimdi uyut veya şimdi uyut artı ekranı kilitle şeklinde seçenekleri var. Green If'in ayrıntılı anlatımını kanalımdaki başka bir videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yine ayarlara girelim. Batarya tasarrufu için ayarlarda daha fazla bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada pilimizi hangi uygulamaların sıklıkla tükettiğini
Görebiliyoruz. Bakın ekran, Android sistemi. Benim kullandığım bir grup uygulaması var. En çok benim bataryamı sistemden sonra bu tüketmiş. Phone Studio tüketmiş. Ve diğer KitKat sistemi Android sistemleri tüketmiş arkadaşlar. Başka bir ayara gidelim. Geliştirici seçenekler arkadaşlar. Arda arda tıklayarak geliştirici seçeneklerini açabilirsiniz. Daha fazla bölümden ayarlarda. Buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. İniyoruz. Pencere animasyon ayarı arkadaşlar. Bu animasyon ayarını animasyon kapalı ya da animasyon 05 seçmeyiz arkadaşlar. Hem telefonu hızlandırır hem de batarya tasarrufu sağlar arkadaşlar. Yine GPU görüntülemeyi zorla seçeneğini işaretlemeliyiz. İşaretlersek hem telefonumuz daha hızlı çalışır hem de batarya tasarrufu yapmış oluruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın arkadaşlar. Akıllı Uygulamalar kanalını takip edin. İyi günler diliyorum.